Gerçekten örnek bir uygulamam. Şimdi 30 yıldır pedal çevirip bisikletle dünyayı gezen bir öyküyü getiriyoruz ekranlarınıza. Fatih Aksoy'un öyküsü. 4 kıtada pedal çevirdi, sayısız ülke gördü. Ceyhan Alp Günenç o öyküleri ardı ardına dinledi. Şevki Köse görüntüledi. Sacide Demirtaş Çalhan montajladı. Yes, still Patagonia, I'm still in Chile. Ah, this is Alaska. Alaska'da ayılarla burun buruna geldi. Himalayalarda bisikletiyle buzun üzerinde yattı. Bisikletli gezgin Fatih Aksoy 59 yaşında. 41 yıldır Amerika'da yaşayan Aksoy bisikletiyle dünyayı geziyor. Afrika kıtası dışında dünya üzerinde görmediği yer yok gibi. Avrupa'yı 3 defa bisikletle gezdim. Aşağı yukarı 35-40 bin kilometre yaptım Avrupa'da. Dünyayı hemen hemen gezdim sayılır, bir Afrika kala. Kimi zaman yerleşimin olmadığı bölgelerde günlerce tek bir insan bile görmeden pedal çevirdi. Aksoy üzerinde en fazla iz bırakan da ıssız bölgelere yaptığı bu seyahatler oldu. Güney Amerika bambaşka bir yerde. Patagonya kısmı muazzam bir yer. Beni en çok etkileyen Alaska ve Kanada oldu. Doğası muazzam. O göller, o ormanlar, o dağlar, o karlı yerler. Kanada çok güzel bir yer. Fatih Aksoy seyahatlerinde günde ortalama 180 kilometre pedal çeviriyor. Bisikletle gezmek daha iyi. Araba gibi ya da motor gibi hızlı gitmediğinizden, yavaş gittiğinizden her yeri daha iyi görüyorsunuz ve seçenekleriniz çok. Bisikleti herkese tavsiye ederim. Hem spor açısından, hem sağlık açısından, hem de ekonomik. Bisiklet tutkusunu ömrünün sonuna kadar sürdürmeye kararlı. 80-85 yaşına kadar gitmek istiyorum. Bisikleti bırakmam. Aksoy'un bisikletlere ve araç sürücülerine de önemli bir uyarısı var. Trafik bizim ülkelerimizde ve Asya ülkelerinde, Orta Doğu ülkelerinde çok büyük problem. Geçen gün 8 Haziran'da yine iki bisikletçimizi kaybettik trafik kazalarında. Maalesef şoförlerimizin biraz daha saygı duymalarını istiyoruz bisikletçilere. Tabii bisikletçilerin de kurallara uymasını istiyorum. Kurallara uyarsak zaten kazaları önlemiş oluruz.